bölgede tek yaşayan kişi bir kahramanmış. Ebulfet Hüseyin o. Şimdi onun evine geldik. Merhabalar. Ne mutlu ki sizle tanıştık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Çok şükür. İlyas Hüseyinov ve Ebulfet Hüseyinov Karabağ Savaşı'nın komutanları ve kahramanları diyeceğim. İlyas Hüseyinov şehit oldu. Yani Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Neler yaşandı o süreçte? Biz o zamanlarda Karabağ Savaşı başlarken biz Ukrayna'da yaşardık. Yani işimiz gücümüz orada, yani iş adamıydık, işimiz gücümüz var idi. Yani biz bu Karabağ Savaşı başında bütün işlerimizi attık. Yani vatanımıza, elimize ihtiyacı olduğu için biz geldik savaşmaya. Geldik burada, yani bütün Azeri gençleri, Karabağ gençlerini topladık, gençleri cemledik. Yani onlardan bir asker düzelttik. O zamanında burada Ermenilerin elinde oldu. Durduğumuz bu yer Karabağ torpağı. Karabağ torpağı. Onu Ermenilerden biz temizledik o zamanlarda. Lazım oldu ki elimize, obamıza, vatanımıza ihtiyacı oldu. Biz savaştık. Yani öyle kahraman etmedik birbirimizi. Peki abiniz nasıl şehit oldu? Abim bu savaşlarda iki defa yaralandı. Akhirin sonun savaşı yaralandı. Çok ağır bir yaraldı. Savaştan sonra o yarasından ele kadar, yani ağır yarasından o yarasına kadar, yani rahmet oldu. Şehit dedi onu. Siz kış yaz burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Şimdi bir gelelim bakalım biz ne kadar yaşayacağız. Evet, Ebulfet Bey'in evine doğru ilerliyoruz. Bir soğuk su içelim. Sizin burada çok güzel bir pınar var. Güzel olur. Sıkın mı? Verin mi? Evet. Buyurun. Teşekkürler. İşte Ay Yıldızlı Kupa'da su içmenin mutluluğu. Çok teşekkür ederiz. Ebulfet Bey'in bize bir sürprizi varmış. Size bir sürprizim var dedi. Ben de merakla bekliyorum o sürprizi. İçeri mi geçiyoruz? Buyurun. Evet işte. Bayrağımız. Karabağ toprağında Ay Yıldızlı bayrağımız. Tanrı hiç vakti bizim başımız terk etmesin. Bizim ulu önderimiz bir sözle işlemişti. Bir millet ki devlet. Hakikaten de bu çok doğru bir şey. Yani ben Türkiye'ni hiç vakti yabani bir millet, yabani devlet hesap etmedim ki. Ben Türk olduğum için, zaten Türk olduğum için, Türkiye'de zaten Türkler olduğu sevdim onu, çok sevdim. Yani hatta öz vatanım kim sevdim onu. Yani yaşadığım memleket kim sevdim. Karabağ kahramanlarından Ebulfet Hüseyinov'la savaştığı ve gazi olduğu Taşlıtepe mevkiine gidiyoruz. Karabağ'da Taşlıtepe'deyiz sevgili izleyiciler. İşte bu gördüğünüz yerde, şu an bulunduğumuz yerde nice canlar vatan uğruna verildi. Nice evlat şehit oldu. Ben sizi 30 Aralık 1992 gününe götürmek istiyorum. Hocabent taburu burada Ermeni düşmanla savaşmaktaydı ki komutanın bindiği araç bir mayına rast geldi. Komutan ve şoför yaralandı. İki asker de şehit verildi. İşte o komutan şu anda yanımda. Bana o günü anlatabilir misiniz? O günü bizim için önemli bir tapşırık verildi. Yani bu araziler düşmanların elindeydi o zamanlarda. Yani bu araziler düşmanlar temizlenmeliydi. Biz kartayla geldik. Bu arazileri, yani önemli şeyleri cızmak, siperleri yerini tayin etmek. Yani siper şeyi yani kartada cızdık, hazırladık. Gardan zaman öz aracımız oturduk, arabamıza oturduk. Burada minya bastık. Şoförle ben gazi oldum. İki tane komutan kömekçileri şehit oldu. Hemen arkamızda da siperleri görmektesiniz. Sizin geldiğiniz son nokta burasıydı değil mi? Son nokta burasıydı. O bu siperler orada onu o zamanlarda kurdu ki buradan yani düşmanı buradan bile bırakmamak. Yani siper çözük mühkem bir siper kurmak lazımydı ki düşman bu arazi geçmesin. Buradan bile geçmesin. Beraber bakabilir miyiz? Bakalım. Siperler?
Karabağ Savaşı'nda Hocavent'te kullanılan siperler bugün hala ayakta. O siperlerden birinin içerisindeyiz. İşte üstü kapalı bir siper bu. Burada küçük pencereler görmekteyiz. Siz anlatır mısınız o günleri bize, bu siperde nasıl kullanıyordu askerler burayı? O günler ağır günlerdi. Gördüğünüz gibi bu siperler çok kalın bir betonla betonlanmış. Yani o zamanlarda yani düşman ağır artilleri topla vurarlarsa buranı. O askerler burada dolu yere gizlenilmesi için. Çünkü yani top buranı deşebilmesin böyle. Yani bu arazinin yaşı korumak için burada pencereler de koyuldu. Pencereler ateş açmak. Düşman büyük toplarda, büyük silahlarla istifade etsinler. Yani burada askerler korunmak için. Askerlerin dinlendikleri otağı göstereceğiz şimdi size. Siperlerin hemen yanında çok iyi gizlenmiş bir durumda ve içerisi şu anda karanlık. Evet, otağın içerisindeyiz, işte 5 metreye 10 metrelik alan. Burası da çok kalın beton bloklarla yapılmış. Yani onun için yapılmış. Bu dönemi toplar etkilemiyor burayı da. Evet, onun için yapılmış, toplar etkilemesin buranı. Yani burada yatarken uyurken insan öldürmesin. Bir de yazılar gördük duvarda. Bu yazılar ne? Yazılar bizim bölgemiz. Bu Şemkir bizim bir bölgemiz, reyonumuz böyle. Orada yatan askerler yazmış onu o zamanlarda. 92'de, 93'te. Askerlerin yazıları hala duvarlarda duruyor. Farklı farklı yerlerde isimlerini yazmışlar. Hüzün kokan topraklarda yürüyoruz. O savaş günlerinin izlerini bize gösteriyor işte bu topraklar. Bu kurşunlar sevgili izleyiciler, 20 yıl önce gülleleri düşmana gitmiş, mermileri ise burada kalmış.